Gecenin hayırlısı. Benim baldızım bana cinlerden korktuğunu ve bazen gördüğünü söyledi. Ben de çektiğimi dersi önerdi. Bir zaman sonra görüştüğümüzde bana rüyasında Allah'ı gördüğünü beyan etti. Size söylemek istedim. Dersi devam etmek istiyorum. Devam etsin. İmamı diye birçok yerde söylenen duruyor, bu işin esası nedir? Devrim imamından ne anlamalıyız? Günümüzde devrim imamı var. Evet. Her 100 senede bir müceddit gelir. Bu ayrıdır. Şimdi de her zamanın kutbu var. Manevi olarak. O zamanın kutbu aslında devrim imamı niteliğindedir. Bu işin manevi veçesidir. Bir de zahiri veçesi vardır. Devrim imamı bütün ümmetin halifesi hükmünde olan kimsedir. Bu işin zahiri tarafıdır. Yani siyasidir. Şu anda Müslümanların bu manada şahıssal noktada bir imamı yok. Yani halifesi yok. Türkiye'de Cumhuriyet'le beraber halifelik Büyük Millet Meclisi'nin şahsına tevdi edilmiş. Halifelik tek kişilikten Millet Meclisi olmuş. Aslında tabi bu Millet Meclisi de şu anda halifeliğini ilan etmiyor. Halifelik görevi de yapmıyor. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi dese ki ben halifeyim, bütün Müslümanlar bana biat etsin ve kendisini de Kur'an ve sünnetle vasıflandırır ve yapılandırırsa bütün dünya Müslümanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biat etmeleri farz olur. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir görevi ifa etmediğinden böyle bir şeyle yükümlemek mümkün değil. Ama Müslümanların, müminlerin yeryüzünde muhakkak ki zahiri bir şekilde bir imama ihtiyaçları var. Ve böyle bir imama biat etmeden ölürler giderlerse onlar için bir eksiklik ve noksanlık olur. Tabi ehli tasavvuf kendi üstadına olan biatlaşmasını kendince imama olan biatlaşma gibi görmüş, bir veçeyle bir üstada intisap eden bir ehli tasavvuf bir imama tabi olduğundan, intisap ettiğinden kendini kurtarabilir. Ama bir tasavvuf üstadına bağlı olmayan, siyasi olarak da bir imama tabi olmayan bir kimse ne yazık ki başıboştur. Bunun cemaatler bir şekilde yerine getirmeye çalışır mı yetmez. Muhakkak ki o kimseye tasavvufi manada bir üstad gereklidir. Eğer tasavvufi manada bir üstada intisap etmediyse onun işi zordur. Hem siyaseten bir imamı yok, hem de maneviyatan bir imamı olmayanlar heva ve heveslerine kapıp Allah muhafaza eylesin, bataklığa düşmeleri mümkündür. O yüzden manevi manada da bir kimsenin muhakkak ki
bir imamı olması gerekir. Tabi bu devrin imamı zamanın kutbuyla veyahut da bazı yerlerde kutbul aktab veya bazı yerlerde işte kutupların kutbu gibi isimlerle adlandırılır. Bunları, bu kutup ismini bu manada isimlendiren, sıfatlandıran Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'dir. Arabi'den sonra ismi kutup olmuştur onun. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri bunu isimlendirmiş, sıfatlandırmıştır. Yoksa hadis-i şerifin metninde ebdal olarak geçer. Ebdal, eyle, abdal değil. Onların bir hadis-i şerifte 40 tane olduğu, 30 tanesinin İbrahim gönüllü olduğu, bir hadis-i şerifte de sayısal olmadan onların 30 tanesinin İbrahim gönüllü olduğu, bir hadis-i şerifte yine ardı ardına bunların 20 tanesinin Şam bölgesinde yaşadığına dair sahih rivayetler vardır. O yüzden Allah'ın velileri eksilmez. Abdal, aynı zamanda da bunlar abdal denir. Bunlara, bunlar eksilmez. Her zaman, her devirde Allah'ın velileri vardır. Var olacak kıyamete kadar ve onlar yaşayacaklar. Ve o velilerin, veliliklerinin en büyük elameti de Kur'an ve sünnet-i seneye sımsıkı yapışmaları, bu manada hem yaşantılarını hem etrafındaki insanların yaşantılarını Kur'an ve sünnet-i seneye uydurmalarıdır. Bir kimse Kur'an ve sünnet-i seneye sımsıkı yapışık değil ise onun veliliği de, abdallığı da, ebdallığı da boştur. Bir kimsenin bu manada en büyük özelliği sünnet-i Resulullah'a bağlı olmasıdır. Kur'an'a bağlı olmasıdır. Hem hal ile hem kal ile bu bağlılığını ifa etmesi gerekir. Niceleri vardır ki kendilerini veli görürler, Allah muhafaza eylesin. Kendilerini bir noktada görürler. Bunlar yanlış şeylerdir. Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri der ki kul Allah'ı sevdi mi Allah da kulunu sever. Allah kulunu sevdi mi Cebrail'le nida eder. Ey Cebrail, filancayı sevdim sen de sev. Gök halkına nida et der. Cebrail aleyhisselam da gök halkına nida eder. Der ki ey gök halkı, Allah filancayı sevdi, siz de sevin. Gök halkı da, melekler de mümin kulların kalbine ilham eder. Allah filancayı sevdi, siz de sevin. O zaman bir kimse Allah'ı seviyorsa, Allah da onu seviyorsa, onu ancak müminler sever. Onu kafirler sevmez. Onu müşrikler sevmez. Onu mürtetler sevmez. Onu fasıklar da sevmez. Kalbi mümin olanlar ancak o kimseyi sever. O yüzden bir veliyi müminler sever. Sakın ha bir veli müşrikler de seviyorsa, kafirler de seviyorsa o veli değildir. Örnek, o kimse Kur'an ve sünneti anlatıyorsa tek din Allah'ındır. O İslam'dır. Muhammed Mustafa da son peygamberdir. Kim ona tabi olmazsa imanı iman değildir, kurtuluşu yoktur dediğinde onu ancak Müslümanlar ve müminler sever. Eğer bir kimseyi mümin olmayan unsurlar da onu seviyorsa o veli değildir. Bakın o veli değildir. Ben o kimse Müslüman değildir demiyorum. O veli değildir. O Allah'ın dostu değildir. Çünkü Musa'ya hitaben hadisi kutside ya Musa, dostlarımla dost oldun, düşmanlarıma düşman oldun mu diyor. Musa aleyhisselam
sen nasıl, seni nasıl razı edebilirim, ne yapabilirim diyor da Cenab-ı Hak öyle cevap veriyor ona. Dostlarımla dost oldum, düşmanlarımla düşman oldun mu? Allah'a dost olanlar Allah'a düşman olanlara düşman olur. Allah'a dost olanlar Allah'a küfredenlere düşman olur. Allah'a dost olanlar Allah yolunda olmayanlara ve savaş açanlara düşman olur. Yani bir kimse hem Allah'a dost olacak hem de Allah'a savaş açanlarla dost olacak. Böyle bir şey mümkün değil. Bir kimse hem Muhammed-i Mustafa'ya dost olacak hem de Muhammed-i Mustafa'yı kabul etmeyenlere dost olacak. Bu mümkün değil. Bunu mümkün gibi görenler, bu noktada işte böyle de olabilir diyenler hevalarına kapılmış vaziyetteler. O yüzden zamanın imamının en büyük özelliği Allah'ı kendisine dost görmesidir ve bulmasıdır. Muhammed Mustafa'yı kendisine rehber edinmesidir. Eğer bir kimse kendine Allah'ı dost, Muhammed Mustafa'yı rehber etmediyse o asla ve asla zamanın imamı da değildir, kutup da değildir, veli de değildir, evliya da değildir. Allah bizi affetsin. Kur'an-ı Kerim'in mealini de okurken tilavet secdesinin yapılması gerektiğini söylüyorlar. Ne kadar doğru. Kur'an-ı Kerim'in Arapçasında yani kendi diliyle okunurken secdenin yapılacağını biliyoruz. Uzaylılar var mıdır? Sen uzaylı değil misin ki? Yani uzaylı var mıdır diyorlar da insanlar sanki uzayda yaşamıyorlar. Siz de uzaylısınız. Ya oturmuşuz hep beraber uzaylı arıyoruz. Sanki biz uzayda yaşamıyoruz. Oturmuş bütün herkes uzaylı gelecek Allah gidecek Allah diyor. Sen nerede yaşıyorsun? Uzaylı benim. Bana iyi bakın. Ya dünya uzayda değil mi ya? Şunu desen, bundan bu doğru. Desen ki, dünyanın haricinde başka gezegenlerde yaşayan başka varlıklar var mı? El cevap var. Sen de o varlıklardan birisin. Ya dünyada zaten senden önce yaşayan cinli tayfesi vardı. Dünyada, yeryüzünde, yani dünya dediğimiz gezegende daha önce cinni tayfesi yaşıyordu. Cinni tayfesi birbirini yedi, biçti, kan akıttı, öldürdü, dövdü, sövdü. Şu anda insanların yaptığı hemen hemen her şeyi yaptı. Bunu kabullenmek istemezler. Tabii bu bir inançla alakalı şey. Deseler ki bunun Kur'an ve sünnette bu manada kesin kat'i delili var mı? İşte yani Cenab-ı Hak meleklere diyor ya, ben yeryüzünde bir Adem yaratacağım deyince melekler hemen itiraz ediyorlar ya, şeytan. Diyorlar ki yeryüzünde fitne fesat çıkaracak, kan dökecek bir mahluk mu yaratacaksın? Melekler bunu nereden biliyorlar? Cinnilerden biliyorlar. Cenab-ı Hak dünyaya cinnileri doldurdu. Cenab-ı Hak cinniler dünyada yaşarlarken birbirlerini katlettiler. Aynı insanların yaşadıkları şu anda hallerin büyük bir çoğunluğunun cinni tayfesi dünyada yaşadı. Zina ettiler, kumar oynadılar, içki içtiler, birbirlerini öldürdüler, Allah'a isyan ettiler, küfre düştüler, şirke düştüler. Putların üzerinden putlara tavaf ettiler, kafir cinniler. Şeytana ibadet ettiler. Oo! Bir gözünüz yumsanız da baksanız. Melekler bunları gördüler.
Melekler bunları gördüler, bunlara şahit oldular. Cenab-ı Hak dünyadan o cinleri sürdü. Dışarı çıkardı, kovdu. Kovunca dedi ki, yeryüzünde ben bir insan yaratacağım, bir Adem yaratacağım. Melekler o yüzden itiraz ettiler. Dediler ki yani yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek, savaşlar çıkaracak. Her türlü kötülüğü, melaneti işleyecek bir insan mı yaratacaksın? Allah da dedi ki siz bilmezsiniz, Allah bilir. Ve o yarattığıma dedi, ruhumdan üflediğim an hepiniz de ona secde edeceksiniz. Cenab-ı Hak Adem'e kendi ruhundan üfledi, şeytan ona secde etmedi. Dedi ki, onu topraktan, beni ateşten yarattın. Ben ondan daha kıymetliyim. O zaman seni kovdum dedi cennetinden. Ve insanın hikayesi başladı. Şimdi uzaylı mı dediğinde uzaylıyız hepimizden. Ve dünyaya da uzaydan geldik yine. Biz dünyadan ot biter gibi bitmiyoruz ha. O yüzden kendinizi tam bir uzaylı görebilirsiniz. Hatta siz uzaydan başka bir alemden, başka bir gezegenden geldiniz dünyaya. Dünyada bir müddet yaşayın, yine başka bir gezegene doğru yolculuk yapacaksınız. Siz aslında tam seyyahsınız. Ben bazen sohbetlerimde sürgün derim ya, sürgünüz biz. Sürgün. Ve ne enteresan bir şey, biz bu dünyada dünya senesiyle, yılıyla 50, 60 yıl, 70 yıl kalacağız. Dünya senesiyle, yılıyla. Yani güneşin yılını hesaplamayın hiç. Çünkü güneşin de yılı var ya. Güneş de Samanyolu'nun içerisinde bir merkezin etrafında sema ediyor ya, dönüyor ya, onun da yılı var. Onun yılına göre hesaplasak da biz böyle bir zerrece yaşıyoruz dünyada. Zerre. Bırakın başka tarafları. Allah bizi affetsin. Ve insanoğlu gerçekten de tam bir uzaylı. Yarım yamalak değil. Şu dünyada çok az bir süre kalıp gidecek. Hani diyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Dünya hayatı çöldeki bir yolcunun ağaç gölgesinde gölgelenmesi kadardır. Çöldeki bir yolcunun bir ağacın gölgesinde gölgelenmesi kadardır. Bize o kadar çok uzun geliyor ki, biz o kadar çok yaşayacakmışız gibi davranıyoruz ki, Allah bizi affetsin. Atomlar Allah'ı zikrederler mi? Zikrediyorlarsa nasıl zikrediyorlar? Allah'ı zikretmeyen bir varlık var mı ki? Yaratılmışların içerisinde Allah'ı zikretmeyen bir şey var mı ki? Yaradılan her şey Allah'ı zikreder. Allah'a Allah dostu olabilmek için ne yapmalıyız? Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışanız. Ahlakınızı Muhammed Mustafa'nın ahlakına bezeceksiniz. Ahlakınızı Allah'ın ahlakına bezeceksiniz. Bu insanlar için en zor şey. Allah
bir şeyi terk etmez. Allah vefasızlık yapmaz. Allah hainlik yapmaz. Allah çekip gitmez. Allah hançerlemez. Allah'ın ahlakı. Allah bir şeyi bırakmaz. Allah'ın ahlakı. Allah cömerttir. Allah cud ehlidir. Allah merhametlidir. Allah şefkatlidir. Allah affedicidir. Allah duaları kabul edicidir. Allah zikredendir. Allah murad edendir. Allah yardım edendir. Allah okşayandır, sarandır, sarmalayandır. Allah zalim değildir. Allah hain değildir. Allah tembel değildir. Allah yalancı değildir. Şimdi bu ahlakı alt alta üst üste topladığımızda bir şey çıkacak ortaya. Allah'a dost olacak olan insanlar Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanacaklar. Tabiri caizse Allah kendini sever. Allah kendi sıfatlarını üzerinde taşıyan insanları sever. Cömert cimriyle anlaşabilir mi? Hırsız olmayan hırsızla anlaşabilir mi? Kumar oynamayan kumar oynayanla anlaşabilir mi? Faizci olmayan faizciyle anlaşabilir mi? Fuhşiyata düşmeyen fuhşiyatı düşeni sevebilir mi? Kendisini küfredeni kim sever? Kendisine hakaret edeni kim sever? Allah kendi sıfatıyla sıfatlananları kendine dost eder. Şimdi insanlar bir zorluk görüyor, çekip gidiyor. Bir sıkıntı görüyor, çekip gidiyor. Bir problem yaşıyor, çekip gidiyor. Adam eşiyle problem yaşıyor, eşini bırakıp gidiyor. Çocuğuyla problem yaşıyor, çocuğunu kapısının önüne bırakıyor. Patronuyla problem yaşıyor, işi bırakıp gidiyor. Adam üstadıyla problem yaşıyor, dergahı bırakıp gidiyor. Bu ne? Allah'a dost olacak. Adam bunları açık açık konuşacağım. Ya benim sevgilimsin sen diyor, konuşuyorlar böyle, ben de dinliyorum onları. Küçücük bir problem oluyor, çekip gidiyor. Ne? Onun sevgilisiymiş. O onu çok seviyormuş. Adamın parası bitiyor, kadın çekip gidiyor. Kadının parası bitiyor, adam çekip gidiyor. Adamın yakışıklılığı bitiyor, kadın çekip gidiyor. Kadının güzelliği bitiyor, adam çekip gidiyor. Kız çocuğu bakıyor, biraz problem yaşıyor, bırakıp gidiyor evi. Oğlan çocuğu biraz problem yaşıyor, bırakıp gidiyor evi. İki arkadaş menfaatleri uymadı, bitti arkadaşlıklar, bırakıp gidiyor. Hatalarınızdan dolayı Allah'ın sizi bıraktığını düşünebiliyor musunuz? Kusurlarınızdan dolayı Allah size küsseydi, bıraksaydı sizi. Günahlarınızdan dolayı Allah sizi bırakıverseydi. Yanlışlıklarınızdan dolayı Allah sizi bırakıverseydi ne olurdu haliniz? Bırakıp gider insanlar. Ve bırakıp giderlerken Allah'a dost olduklarını söylerler. Ve bırakıp giderlerken kendilerinin doğru olduğunu söylerler. Ve insanoğlu ne yazık ki Allah'a dost değildir. Ancak Allah'a dost olanlar bir şeyi bırakmazlar. Onlar bir şeyi bırakacaklarsa onlar kötülüklerdir. Onlar bir şeyi bırakacaklarsa Allah'ın haram kıldığı şeylerdir. İnsanoğluna bırakmak farz.
neyi bırakacak? Allah'ın haram kıldığı, edebin, erkanın, irfanın, hikmetin, ilmin dışında olan şeyleri bırakacak. Kur'an ve sünnetin içerisinde, adabın, erkanın, ilmin, irfanın, hikmetin içerisinde bulunan bir şey bırakan kimse, hayvan ahlakıyla ahlaklanmıştır. Onun ahlakı insan ahlakı değildir. Onun ahlakı hayvan ahlakıdır. Menfaatine uyup gitmezse tilki ahlaklıdır. Fare ahlaklıdır. Domuz ahlaklıdır. Kedi köpek ahlaklıdır. Bunlar ancak ehline, manevi dünyada dolaşanlara malumdur. İnsanlar ahlaklarını ne zaman ki Allah'ın ahlakıyla ahlaklandığı, insanı kamil olur. İnsanın kamil olmanın yolu güzel ahlaktan geçer. Sımsıkı Kur'an ve sünnete yapışmaktan geçer ki bu sadece ibadet değildir. Haramlardan uzak durma, güzel ahlakla ahlaklanmaktır. Nerede? Kaşını kaldırıyorum, çekiyor gidiyor. Gözünü kaldırıyorum, çekiyor gidiyor. Bunu yapma diyorum, çekiyor gidiyor. Haram işleme diyorum, çekiyor gidiyor. İslam'ın hukukuna göre davran. Hukuken bu yanlış değil. Hukuken bu doğru diyorsun. Nefsinin hoşuna gitmiyor, çekiyor gidiyor. Ve sevdiğini söylüyor bir de. Aşık olduğumu söylüyor. Çok sevdiğini söylüyor. İnsanlar da kendi aralarında öyle değil mi? Menfaatine uymayan bir şey kim kabul ediyor? Çekiyor gidiyor. Onun canı rahat olacak. Allah onun nefsine göre yapacak. Resulullah onun nefsine göre yapacak. Üstadı onun nefsine göre yapacak. Arkadaşı onun nefsine göre yapacak. Eşi onun nefsine göre olacak. Çocuğu onun nefsine göre olacak. Nefsine göre olacak. Doğruydu, yanlıştı. İslam'ın neresindeydi? Hukuku var mıydı, yok muydu? Yok. Onunki de o. O kendi hevasını doğru kabul etmiş. Onu doğru kabul edersen senin başına tac ediyor. Onun hevasını doğru kabul etmezsen o sen mendeburun tekisin. O doğru ancak. Allah muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşler, sohbetlerinden belki de ikide bir de ahlakı öne koyduğum için sıkılıyor olabilirsiniz. İnsanlar hızla Kur'an ahlakından, Allah ahlakından uzaklaşıyorlar. Hızla. Bunun en büyük uzaklaşması Müslümanlarda. Müslümanlar hızla dünyevileşiyor. Hızla Kur'an ve sünnetten uzaklaşıyor. Hızla Kur'an ahlakından uzaklaşıyor. Hızla Muhammed Mustafa'nın ahlakından uzaklaşıyor. Çocuklarınızı Muhammed Mustafa'nın ahlakıyla ahlaklandırın. Muhakkak ki evlerinize İmam-ı Buhari'nin edeb-i müfredini alın. Eşlerinize, çocuklarınıza onu okumayı tavsiye edin. İngilizce öğretiyorsunuz. Yabancı dil öğretiyorsunuz. Bilardo öğretiyorsunuz. Satranç öğretiyorsunuz. Bale öğretiyorsunuz. Yüzme kursunu öğretiyorsunuz. Yok karateydi, judoydu öğretiyorsunuz. Muhammed Mustafa'nın ahlakını öğretin. Nereden köşe dönülür öğretiyorsunuz. Nereden üçkağıtçılık yapılır öğretiyorsunuz. Bir mal kaça alınır, kaça satılır öğretiyorsunuz.
Bir erkek nasıl tavlanır, bir kız nasıl tavlanır, nasıl arkadaş olunur, kafelerde nasıl gezilir, sinemalarda nasıl gezilir, bar, pavyon, meyhane nasıl dolaşılır, öğretiyorsunuz. Ama Muhammed Mustafa'nın ahlakını öğretmiyorsunuz. Birisi size Muhammed Mustafa'nın ahlakı diye dayattı mı, diretti mi, onun gelinci yobaz diyorsunuz. Diyorsun ki bu haram, o diyor ki sen yobazsın. Diyorsun ki bu caiz değil, o diyor ki sen gericisin. Diyorsun ki kardeş, bak kendisi anlatıyor. Benim kızım diyor 18 yaşında benim tespit ettiğim 15 tane sevgilisi oldu. Bana anlatıyor kadın. Kızı 18 yaşında 15 tane. Annesinin tespit etti. Benim tespit etmedim. Kaç tane sevgilisi var bilmiyorum diyor. Ne istiyorsun benden dedim ben. Benim çocuğumu özel bir okula gönderelim. Bütün Müslümanlar bundan sorumlu dedi. Onun başında da Mustafa Özbağ geliyor tabii. Baktım. Dedim ya benim çocuklarım özel okulda okumadı. Dedim nasıl senin çocuğunu gönderelim? Sen dedim ilkokuldan beri onu namaza alıştırdın mı? Oruca alıştırdın mı? Sen onu bir cemaate alıştırdın mı? Bir zikir meclisine götürdün mü? Bir sohbet meclisine götürdün mü? Bir mevlüte götürdün mü? Yok. Yok. Güzel ahlaklının kıymetini de bilmiyoruz biz. Güzel ahlaklının kıymetini de bilmiyoruz. Neden? Biz değiliz çünkü. Ya birisi karşımızda güzel ahlaklı, biz onu saf yerine koyuyoruz, salak yerine koyuyoruz. O güzel ahlaklı ya, susuyor ya, biz onu korktu zannediyoruz. O güzel ahlaklı ya, seslenmiyor ya, biz onu çekimli zannediyoruz. O güzel ahlaklı ya, yumuşak duruyor ya, onu biz kafası çalışmıyor görüyoruz. Güzel ahlaklı çünkü. Ya o kavga etmiyor ya, biz onu pısırık zannediyoruz. O tartışmıyor ya, biz onu pısırık zannediyoruz. O böyle haksız yere elini uzatmıyor ya, biz onu pısırık zannediyoruz. Onun için kim böyle haklı haksız davranacak diyecek, haklı haksız vuracak pençesini indirecek, haklı haksız hiç önemli değil, yiyecek, içecek, çalacak, çırpacak, aldatacak, gambazlayacak, hançerleyecek, yıkacak. Onu herkes zaten susuyor. Neden zalim o? Müslümanlar enteresan oldular. Zalimin karşısında susuyorlar. Zalimin karşısında iki el pençe duruyorlar. Bu ticarette böyle, aile hayatında böyle, sosyal hayatta böyle, sokakta böyle, tekkede böyle, camide böyle, her yerde böyle. Bir adam ticarette faiz alıyor, adamı kanırtıyor, çökertiyor, herkes ondan korkuyor, ona çekini de ödüyor, senedini de ödüyor, borcunu da ödüyor. Neden zalim o? Öbürkü sakallı, Müslüman, böyle faiz almıyor, böyle ticaret yapacak adam. Onu ödemiyor adam. Git gel, git gel, ara sor, yalvar yaka, hem mal ver hem yalvar. Zalime karşı öyle değil. Müslümanlar enteresan şey. Zalime karşı duracağına gidiyor Müslümanın boynunu büküyor. Onu indiriyor aşağı. Aile hayatında da öyle. Zalim bir adam olursa adam kayınpederini gördüğünde esas duruşa geçiyor. Kayınvalide zalim esas duruşa geçiyor. Kadın erkek. Ama öbürkü güzel ahlaklı ya susuyor seslenmiyor ya. Onu hiç kale almıyor. Büyütmüş, küçükmüş, hiç önemli değil. Bu neden kaynaklanıyor? Bu bizim kendi iç dünyamızda Muhammed Mustafa'nın ahlakına değer verme işimizden kaynaklanıyor. Aslında farkında değiliz. Eğer güzel ahlaklıyı kıymetlendirmiyorsak, güzel ahlaklıya değer vermiyorsak, güzel ahlaklıyı korumuyorsak,
güzel ahlak diye muhafaza etmiyorsa, güzel ahlak diye baş tacı etmiyorsa, ayağımızın altına aldığımız Muhammed-i Mustafa'dır. Saymadığımız, sevmediğimiz, kale almadığımız Muhammed-i Mustafa'dır. Neden? O onun ahlakıyla ahlaklanmış. Sen onu kale almamakla Muhammed-i Mustafa'yı kale almıyorsun. Kur'an'ı kale almıyorsun. Allah'ı kale almıyorsun. Ne zaman ki güzel ahlaklıları baş tacı etti bu insanlar, ne zaman ki bir toplumda kıymet verilen şey bir kimsenin ahlakı oldu, o toplum kurtuldu. Ama ne zaman ki bir toplulukta kıymet verilen şey o kimsenin zalimliğiyse, malıysa, mülküyse, o kimsenin makamıysa, o topluluk batmaya mahkum. Batıyoruz. Ahlaken batıyoruz. Ahlaken çöküyoruz. Ahlaken çöküyoruz. Güzel ahlak veliliğe açılan kapı. Güzel ahlak dostluğa açılan kapı. Eğer o güzel ahlak olmazsa insanlığın sonu gelecek. Vahşet. Vahşet. Bildiğimiz vahşet. Evlerde vahşet. Bir anne baba, kıymetli kardeşler, bir anne baba gecenin ikisinde çocuğunu, gencecik kızını sokağa atar mı? Bir erkek, bir evin reisi, bir adam 20 yaşında, 22 yaşındaki eşini gecenin saat birinde, ikisinde, üçünde, beşinde sokağa atar mı? Biz ne hale geliyoruz? Böyle bir şey yok. Bir kimse ceza için eşini parasız bırakır mı? Eşini bakmadan tutar mı? Böyle bir şey var mı? Bir erkek eşinin parası için eşine küser mi? Eşi parası, kendi parasını vermedi diye eşini boşamaya kalkar mı? Bir erkek annenden babandan bana para getir, para getirmezsen seni boşarım der mi hanımına? Erkekler bozuldu. Kadın çalışmazsa adam kadını boşuyor. Neden? Eşi çalışmıyormuş. Ben boşu, bir de gelmiş bana ben boşayacağım hanımı. Hayırdır dedim ben. Çalışmıyor dedi. Nerede dedim ben. Ben böyle gayet safane hani nerede çalışmıyor dedi. İşe gitmiyor efendim dedi. Eyvah dedim ya. Ben bunu bana mı söylemeye geldin dedim ben. Kaldı mı şimdi? Sen adam müsveddesin ortaya dedi. Yürüdükten yıkıl şuradan karşımdan dedi. Ne ki bu? Bunlar kanayan yaralarımız. Ahlak birinci derecede. Bir adam eşini kıskanmaz mı? Bir adam kız çocuğunu kıskanmaz mı? Salar mı sokağa? Ahlak çöküyor. Her tarafı meydanda. Adamın kafasında takke, elinde tesbih, yanında her tarafı meydanda bir kadın. Bir de bana diyor ben 20 yıldır ehli tasavvufun içindeyim. Maşallah Allah mübarek etsin dedim. Dedim eşiniz mi? Evet dedi. Dedim Nuh gibisiniz o zaman. Hani Nuh'un da eşi iman etmedi ya. Hayır elhamdülillah dedi. Yani o da zannediyor ki ben Nuh peygamber gibi. Evet Nuh peygamber eşi iman etmedi. Helak ol. Helak
gördük. Allah muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşler, sözün özü, evlerinize İmam Buhari'nin edeb-i müfredini alın. Namaz kadar önemli, edepli olmak. Oruç kadar önemli, edepli olmak. Zekat kadar önemli, güzel ahlaklı olmak. Cihat kadar önemli, güzel ahlaklı olmak. Güzel ahlaklı olmak canı vermekten daha zor. Güzel ahlaklı olmak para vermekten daha zor. Güzel ahlaklı olmak namaz kılmaktan daha zor. Güzel ahlaklı olmak oruç tutmaktan daha zor. Bin bir tane canım olsa bin bir tane canımı veririm bir dakikada. Ama güzel ahlaklı olmak bin bir tane canı vermekten vallahi da zor, billahi da zor. Bin bir gün katıksız oruç tutmaya razıyım. Bin bir gün katıksız oruç tutmaya razıyım. Vallahi de billahi de güzel ahlaklı olmak bin bir gün katıksız oruç tutmaktan daha zor. Güzel ahlak, ince ahlak, tevazu, ince gönüllülük, alçak gönüllülük, yumuşak gönüllülük, şefkatlilik, merhametlilik, Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışma, kötü kullanmamak, kötü söz kullanmamak, terbiyeli, edepli, adaplı olmak, arsız olmamak, hain olmamak, vefasız olmamak, hançerlememek, sırtını dönmemek, bırakıp gitmemek. Güzel ahlak. Zorluklara göğüs germek, sıkıntılara katlanmak, çileyi çekmek. Bu devranı yürütmek güzel ahlak. Yoksa oruç, git evin içerisinde otur, bin bir gün oruç tut. Ama birisi geldi filancayı gördün mü ya böyle yapmış. Ay bitti, bin bir günlük oruç. Vay ya biliyordum ben onu böyle yapacağını, gitti bitti işte. Allah muhafaza eylesin. Haklarınızı helal edin. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Sorunlarını okuyamadıklarında haklarını helal etsin inşallah. Allah rızası için El-Fatiha.